Umut hakkı dediğimiz mesele Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde 2003 yılından itibaren somut olarak ortaya konan bir konudur. Yani 20 yılı aşkındır berrak olan bir konudan bahsediyoruz. İlk kez 24 Eylül 2003 yılında Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi özel olarak bir tavsiye kararı aldı. Bu tavsiye kararı doğrudan bu şartlı salıverilme ile ilgili bir tavsiye kararıdır ve bu kararın içinde şartlı salıverilme olasılığını bir olasılık olarak tabii ki müebbet yani ömür boyu cezaevinde kalan herkes için de geçerli olacağını zikretmiş oldu. Bu tavsiye kararlarından sonra yine Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin ilgili organı yargı süreçleri açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ilk kez 2013 yılında İngiltere ile ilgili bir dosyada özel olarak bir karar oluşturdu ve açık bir tartışma ile bu tartışmaya dayalı kuvvetli gerekçelerle sözü edilen gündelik hayatta umut hakkı yani ağırlaştırılmış da olsa bütün müebbet hapis cezaları içinde geçerli olabilecek. Günün birinde belli koşullar oluştuğunda ama tabii ki nesnel kriterlere bağlı olarak belli koşullar oluştuğunda şartlı salıverilme olasılığının ilişkin ya gerek yasal gerek uygulamada bunların güvence altına alınmamasını bir hak ihlali olarak gördü. 2013'te İngiltere ile ilgili bu dava sonrasında ise Türkiye'den de Abdullah Öcalan'la ilgili 2014 yılında bir başka başvuruyla ilgili 2015 yılında, 2016 yılında bir başka başvuruyla ilgili, 2019'da da Türkiye'den bir başka başvuruyla ilgili yani Türkiye'den bizim bildiğimiz kadarıyla 4 ayrı kişiyle ilgili bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile ilgili sözü edilen belli koşullar ve mekanizmalara dayalı olarak somut kriterlere dayalı bir değerlendirme sürecinden sonra şartlı salıverilme olasılığını mutlak anlamda demiyor tabii ki olasılığının bir hak olduğunu bu düzenlemelerin olmaması koşulunda da bunun bir ihlale yol açtığını dayanarak ihlal kararları verdi. Konu dolayısıyla 20 küsür yıldır sadece Türkiye'de değil, en azından Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesi içerisindeki bütün devletler için geçerli bir konudan bahsediyoruz. Buradaki mesele en son olarak da 14 Ağustos 2024'te yayınlanan Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'nin Türkiye ile ilgili 5. dönemsel raporuna ilişkin sonuç gözlemlerinde de bu tavsiyeler 8 yıl önceki bir önceki dönemsel raporunun tavsiyelerinde de yer aldığı gibi tekraren vurgulanmış oldu. Bu bakımdan mesele tabii bugünün salt güncel meseleyle sınırlı değil. Bütün olarak ağırlaştırılmış müebbet dahil cezaevinde bulunan insanların bir gün salınma ihtimalinin olmamasının sonuç olarak insan onuruna aykırı bir durum olduğu için kabul edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Bu kadar açık bir konudan bahsediyoruz bu anlamda. Tabii ki bunun temelinde insan onuru denen bir mesele yatıyor. Bilindiği gibi her ne kadar somut verilere bizler sahip olmasak da ya da ilgili birimler bu verileri berraklık içerisinde şeffaf bir şekilde paylaşmıyor olsa da yine demin andığım Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'nin Türkiye ile ilgili dönemsel raporunun değerlendirilme toplantılarında ilgili Türkiye'deki kamu temsilcileri tarafından yaklaşık olarak bir rakam verildi Türkiye'de. 4.000'e yakın ağırlaştırılmış bu kapsamda müebbet hapis cezası alan kişiden bahsediliyor. Ne yazık ki ama bizim ayrıştırılmış verilere
hakim olmamamız nedeniyle somut bir şey söyleyemiyoruz. Bu sadece kayıtlara geçen, yazılı tutanaklara da geçen, Birleşmiş Milletler sayfasında da görülebilecek olan bir rakamdır. Dolayısıyla bu mesele bir bütün olarak Türkiye'de hani sayısal bir noktaya da tabii ki bunu sıkıştırmak uygun değildir. Ama bayağı bir geniş bir kesim açısından bir konudur. Konu berraktır. Bu meselenin insan onuru açısından müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsa bile böyle bir olasılığın nesnel değerlendirmelere tabii ki dayalı olarak varlığı meselesi mühim bir konudur. Buna göre düzenleme yapılmak zorundadır.